çok ileriye giden bir mahallemiz değil. Çünkü Alanya'nın en hücra köyün mahallesi. Bizim mahallemizde de koza tutuldu ama nedense bize böyle bir şans vurmadı. Yani yolumuzda da çok büyük bir sıkıntımız var. Yenge burada mı? Bunların arasında var mı? Burada gelmedi o. Ha, gelmedi. O yüzden rahat rahat konuşabiliriz diyorsun. Tabii. Zaman lazım. Ama ikinci olsa bakarım diyorsun. Ay bakılmam canım. Şimdi peki bir şey soracağım. Senin hanım var mı bunların arasında? Yok. Evvel olsa o kadar konuşamam. Senin avrat var mı? Avrat da yok. Evlendirelim mi seni? Buluversene bileyim. Vallahi muhtarım evlilik programına döndüm ben ya. Önümüzdeki pazartesi diyete başlayacak öyle mi? Yok canım ne diyeti ya. Diyete yapık da başınıza iş açalım. Burada söylenmez mi yoksa? Kızdan söz mü olacaksın yoksa sen? Çardağın direğinde ne işin vardı senin? Ne bileyim işte şeytan sözün uydun mu öyle olur. Çardağın direğinde ne işin vardı senin? Ne bileyim işte şeytan sözün uydun mu öyle olur. Fark etmez. Sen gezmeyi seviyorsun. Of gezme dedin mi ben bitiririm yani. Ah bir de bana tek çocukla kalma diyorlar. Kız 11 tane de doğursan tek kalıyorsun bir tane de. Tabii canım. Peki bilgisayar oynuyor musun? Bilgisayar yok okulda bazen oynuyorum. Peki sen burada ne oynuyorsun? Çocuk yok hiçbir şey oynamıyorum evde oturuyorum. Çocuk anne, yok değil mi? Anneme yardım ediyorum. İndik bizim buralarda eskiden kızlar okulu çıktı mı çeşme başına hoşardık bir bidon alır. Bulaşıkları ben yıkayacağım tabii yemeği hazırlıyor. Öyle mi? Tabii. Mi anlaştınız? Hayat müşterek.
Efendim biz bu hafta neredeyiz? Biz bu hafta Süleymanlar Mahallesi'ndeyiz. Ne güzel, hava çok güzel diye çardağımız doldu bugün. Biz onlara çat kapı değil, onlar bize çat kapı yaptılar. Sevgili muhtarım, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biz seni tanıyoruz. Bir de tanımayanlara siz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Alanya Süleymanlar Mahalle Muhtarı Hüseyin Kurt. 2004 yılında muhtar oldum. 2009'da bıraktım. 2014'te yine devam ediyorum Allah'ın izniyle. Bu arada Regaip Kandiliniz de mübarek olsun. Hayırlı bir günde geldiniz mahallemize. Ve Kaymakam Bey'imiz de vardı. Az önce onları da uğurladık. Siz geldiniz ve hoş geldiniz diyorum size. Bugün köyünüzün kabul günü gibi oldu bir nebze. Bize kendinizden bahsettiniz. Bir de yaşadığınız mahalleyi bir anlatır mısınız? Vallahi yaşadığımız mahalle gördüğünüz gibi her zamanki hali, çok ileriye giden bir mahallemiz değil. Çünkü Alanya'nın en ücra köyün mahallesi bizim Süleymanlar Mahallesi. Buranın arkası Gündoğmuş'a bağlı. Buradan yukarıda Alanya'nın bir mahallesi ve sınırı da yok. Bizim sınırımız Gündoğmuş sınırlarına çatlı. Ondan dolayı pek gençlerimiz zaten genelde Konaklı, Çıplaklı gibi yerlere, yerleşim bölgelerinden indiler. Burada genelde 50 yaşının üstündeki emeklilik de demeyelim. Çünkü emeklilik yok sayılır bizim köyümüzde, öyle bir şeyi olan çok az. Yani %5'lerde falan. Zamanında Koza'dan adam atıyorum bildiğim kadarıyla Sapadere mahallesinde en azından 100 tane kişi Koza'dan emekli oldu. Bizim mahallemizde de Koza tutuldu ama nedense bize böyle bir şans vurmadı. Yani ben 78'den bu tarafa vergi mükellefiyim. Şu anda daha hiç Bağkur'um yatırmamışım o zamanlarda. Şu anda da bir af çıkar mı diye bekliyorum. Gözden Irak biraz gönülden Irak mı olmuş? Herhalde öyle gibi. Yani bir de eskiden bu Bağkur sigortada çok bir ehemmiyet veren yoktu. Ondan dolayı biraz öyle yani gözden Irak olmuş. Hatta işte 84 yılında Koza'ya mal verenlerin bu priminden Bağkur'a para yatırmış. Ama bunlar da bizim burada 2-3 tane kişiye öyle denk geldi. Öbürlerine denk gelmedi nedense. Evet. Peki Süleymanlar Köyü deyince benim aklıma ne gelmeli? Süleymanlar Mahallesi deseniz daha iyi olmaz mı? Tamam. Süleymanlar Mahallesi diyeyim. O zaman biz daha henüz kendimizi alıştıramadık. Evet. Çünkü o kadar uzak olunca insan ister istemez beyninde köy oluşumu oluyor. Doğru, Süleymanlar Mahallesi deyince işte aklımıza gelen mesela şu anda Çağla satılıyor. 1700 TL'ye alıyorlar, yani 1700 lira diyelim. Şu anda mesela toplasa adam satsa günübirlik yövmeyesin çıkarır, başka bir şey yapamaz. Sadece Çağla yetişiyor yani. Çağla, ufak tefek her şeyimiz var yiyecek kadar ama satmaya Çağla. İşte aşağı Engin mevkiinde seralar var, orada da salatalık, domates falan yetişiyor ama çok önemli bir şey yetişen, yani çok fazla bir satış olan bir yer yapmıyoruz yani. Peki Süleymanlar Mahallesi'nde tarihi bir şeyler var mı? Tarihi bir şey yok. Şurada geçen seferinde de baktınız, bir inimiz var. O inde de Süleyman isminde bir amcamız orada çobanlık yapmış. Bildiğimiz kadarıyla atalarımızın dediği. Süleymanlar ismi de oradan gelmiş. Zaten orada çobanlık yaparken eskiden kış daha fazla oluyormuş. Kış fazla olduğu zaman orada 40 gün 50 gün kalmış çoban. Buraya da Süleymanlar diye o çobandan kalan bir isim olduğu için öyle bir eskiden bir anımız var. Başka öyle yani. Peki Süleymanlar ismi daha önce neymiş? Daha önce bilmiyoruz. Sanırsam o zaman kurulmuş. O çoban buraya yaşam yokmuş. Herhalde yokmuş. Peki su problem mi? Su problem merkezde yok ama karşı yerini veren ambarlar mevkilerinde hala daha suyu alamadık. Hani yetkililerden bir an önce bu
çözümü ulaşılmasını önemli istiyoruz yani. Yolumuzu da gördünüz zaten. Yolumuz da Büyükşehir'e ait. Yolumuzda da çok büyük bir sıkıntımız var. Planı projesi yapıldı ama şu anda yapılmadıktan sonra plan proje, biz köylüyüz dediğimiz gibi anlamayız. İlla ki yapılacak, göreceğiz, o zaman kalbimiz kanaat gelir. Yani yapılacak ama işte yarın yapılır mı, bir gün yapılır mı? Şu gün bekliyoruz inşallah. Yani yetkililer de sizin sayenizde bizi de duyar, dinlerler, yaparlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dediniz en ücra köşedeyiz ama bir yaylamız vardır. Yok, yaylamız da yok. Yaylamız da bu Süleymanların arka tarafında 3-5 tane çoban oraya da yol çıkmıyor, gitmiyor. Yayan 3 saatte çıkılan bir yaylamız var. O da çobanların kaldığı bir yer. Yani vatandaş gidip orada yaylamıyor. Evet. Öyle bir yerimiz var. Hemen şuradan çat kapılarımız başlasın değil mi? Çat kapı dayım bana gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım mı? Tanıyalım. Ben Hüseyin Kapıran. Süleymanlar köyü. Doğdun. Doğdum. Süleymanlar'da doğdum. Süleymanlar'da yaşıyorum. Yaşıyorsun. Kaç yaşındasın? 72. 72 yaşına neler sığdırdın, bize anlat bakalım. Neler olanlardan iyi biçiyoruz, bakıyoruz. Malımız, bahçemiz ufak tefek bir şeyler varsa. Başka bir şeyimiz yok. İşte bir devlet de bize bir çay parası veriyor. Çay parası veriyor. Evet, 65 aylı. Onu da harcanıyoruz. İşte iyi kötü geçiniyoruz. Yenge var mı hayatta mı? Var. Var. Bir tane değil mi yenge? Yani var. Bir taneye zor bakıyorum diyorsun. İşte bir tane. Ama olsa ikiye bakarım. Bakarım. Ne var? Bakmamız hiç ha. Bakarsın bakarım, yani. Bakarım. Olsa bakılır. Yenge burada mı? Bunların arasında var mı? Burada gelmedi o. Ha, gelmedi. O yüzden rahat rahat konuşabiliriz diyorsun. Tabii. Hemen bu tarafa geçelim. Dayı sen de güldün. Az sende de öyle bir istek mi var bilmem. Olmaz olur mu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir seni tanıyalım. Ben Hüseyin Kaya, Süleymanlar köyündeyim. Burada doğdum. 1946 doğumluyum. Oda'dan emekliyim. İşte burada büyüdük, işte buralarda. Peki Süleymanlar senin çocukluğunda nasıldı? Süleymanlar işte böyle bir mahalleydi. Çocuk büyüdü. Büyüdü, şimdi gençler hep falan yaya döküldü gitti. Keşke zamanında gençken ben de gitseydim diyor musun? Şu günde diyebiliyorsun yani. Yol bir şey yoktu. Bu bayrağın olduğu yerden katır zor çıkardı. Başka işte devlet yardım etti. Bir elden ayaktan yaptık. Öyle çalışıyor bu yollar. Evet. Çay verdi. Yanına bir de piskefit olsaydı iyi olurdu diyorsun. Tabii. Evet. Gurur içeceksin çay şey. Senin yenge hayatta mı? Hayatta olmasa olur mu hiç? Tabii hayatta. Hayatta olmasa olur mu? Olmazsa zaten yeri doldurulur. Doldururdu işte, zaman lazım. Zaman lazım. Ama ikinci olsa bakarım diyorsun. Ay bakılmam canım. Olsa ne güzel şimdi olur. Sizin bir evladınız olsa bakamaz mısınız? Ha, evlat ayrı, hanım ayrı. O da aynı yani. Evlat olarak. Ya şimdi şöyle mesela. Şimdi bir şey soracağım. Senin hanım var mı bunların arasında? Yok. Evvel olsa bu kadar konuşamam. Aynen. Evde yardım ediyor musun hanıma? Mez miyim? Bulaşığı bile yıkarım ben. Bulaşığı nasıl yıkıyorsun bulaşığı? Makinede. Makine ne raca? Elde yıkarız. Çamaşırda yıkıyorum da bayılayım. Ha, olmadı canım. O olmadı. Canım. Sadece bulaşık yıkıyor, onu görmüyor kimse. Hanım olmazsa yıkarsın, hanım olursa yıkamayız yani. Tabii. Evet. İkinciyi de alsan hiçbir iş yapmazsın. Canım tabii ikinciyi de alsan, niye yapacaksın canım? Tabii. Doğru söylüyorsun. Hemen şuradan şöyle bir bayanların tarafına bir geçelim. Ben teşekkür ederim. Evet. Kameraya aldırın. Bir de bayanların arasına geçelim dedik. Bir seni tanıyalım mı? Buyur. Şevkiye Zeybek. Süleymanlar köyü doğumlu. Zeybek oynamasını biliyor musun? Oynamasını nereden bileceksin? Ayağım ağrı zaten. Oyun oynamasını bilmiyorum. Ayağın yeni başlamıştır ağrımaya. Gençliğinde oynamadın mı? Dönmedin mi şöyle? Oynadım o. Çok. Çok oynadın. Şimdi oynamıyorsun artık. Hayır, oynamıyorum. Zeybek şimdi. Biliyor musun oynamayı? Hayır, bilmem. İnsan soy ismi için öğrenmez mi? Zeybek oynamasını bilirim. Şimdi Zeybek. Sen bilir misin Zeybek oynamasını? Aman ben bir şey anlamam ya. Ben eski palavraları çok dinledim. Şimdi dinlemem palavraları. Mesela ne dinledin? Neler oldu dünyanın palavra boşluğu. Mesela ne oldu? Bugün palavra ne oldu? Bugün palavra ne oldu? Boş ver palavralara, boş konuşma. O zaman gerçeklere dönelim. Gerçeklerden bahset bize.
Nasıl gerçeklerden? Palavrayı çok dinledin dedim. Bir de gerçek... Çocuk yaşından beri palavra dinlerim. Evvel Türkiye'nin her taraf palavra şey atıyorlar bile sıkılar böyle tak 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 tak. Sen şimdi Süleymanlar'da doğdun büyüdün. Tabii burada doğduk büyüdük. Gençliğinde hiç gitmeyi düşünmedin. Bir yere gitmeyi düşünmedik. Bir şeyimiz yok işte burada sıfır yatıyoruz. Senin çay paran yok mu? He? Çay paran. Yok. Bisküvi de yok. Bir şey. Ya... Sikota var, neşe. Senin avrat var mı? Avrat da yok. Evlendirelim mi seni? Bulversene bileyim. İşte bak burada söyleyeceksin, bulacaklar seni. Nasıl bir şey istiyorsun? Yaşlı bir şey olsun. Kaç yaşında olacak? 70 olsun yine canım. 70 olsun? Tabii canım. Eli ayağı tutsun, yemek yapsın. Benim yaşımdan önce yupu olsun da ondan. Tabii, tabii öyle olması lazım. Ya, tabii tabii ya. Tabii. Bak orada onlar birer tane evde var, bir tane daha istiyorlar benden. Caiz mi? Kim isteyen? Bak onlar istiyor. Yok canım onlar. Onlara gelmezler bile değil mi? Karısı olan ne yapacakmış karıyı? Olmayan istesin de. Olmayan istesin ya. İnşallah. Bak şu kameralara söyle bir evlenmek istediğini bir söyle. Nasıl bir kriterde olsun? Ya işte 70 yaşında bir şey olsun benimki. Tamam. Evet. Bağ bahçe ev var mı sende? Ev de yok. Nereye getireceğiz gelini? Evi bile oğlana vermedi. Kaldı gitti. O ev de yok şimdi. Oturuyorsun evde kovarın oğlan evden ya ne oluyor? Hanım gelirse oğlanı kovar mıyız? Hı? Hanım gelirse oğlanı kovar mıyız? Hı. Sana hanım bulursam nereye oturacaksın? Evvel gelmez o ya. Gelip de burada oturacak mı? Boş ver. Nereye oturacağız? Alanya'ya mı? Yok burada oturacağım. Alanya'ya gitmem ben. Ha sen kim gidecek? Oğlan Alanya Devel. Gelmesin o. Tamam ona söyleriz. Gelmez sana da bir hanım bulalım. Tamam. 70 yaş altında. Evet. Tamam neydi dayı adın? Fehmi Dönmez. Fehmi Dönmez. Vallahi muhtarım evlilik programına döndüm ben ya. Fehmi Dönmez dayıma el ayağı düzgün, sağlıklı, sıhhatli. Ha. 70 yaşın altında bir bayan arıyoruz. Evimiz var. Değil mi? Var, var. Evimiz var var. Ondan sonra geçincememiz iyi. Çay paramız var. Çay paramız iyi. Devlet 500 lira verir. Yeter asar bu. Yani bir şekilde çıkartırız diyorsun. Biz hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Ne? Sen nereden gelin geldin? Buradaydım Süleymanlar'dan. Geldin mi kaçtın mı? Kaçtım. Nasıl kaçtın bir anlat bakalım. Ya anlatmayan zaten anlattım bir daha anlatmayan. Olsun bir daha anlat. Hayır anlatmak istemiyorum ha. Ben unutmuşumdur belki. Hayır unutmamıştım. Televizyon açtın mı görürsün. İşte televizyonu açtın mı görsünler bakalım bir anlat. Sen şimdi genç kızlara söylüyor musun kaçın diye? Yok kaçın demen kaçmam derim. Gelinlikle gidin. Hı hı. Öyle diyeyim. Öyle diyorsun. Senin çocuk vardı değil mi? Var. Kaç tane? 3 tane. 3 tane. Bugün ne pişirdin? Bilmediği bir yerden soru geldi. Taze fasulye. Evet. Pilav. Kendin mi ektin taze fasulyeyi? Hayır kendim ektik de daha çıkmadı bizimkiler. Geç kalmışsın taze fasulye çıktı ya. Burada çıkmaz ki burası soğuk olur. Burası soğuk oluyor. Taze fasulye sıcakta mı oluyor? Sonra olur o. Şimdiden sonra oluyor. Pilav mı yaptın? Ne pilavı yaptın? Pirinç pilavı yaptım. Pirinç pilavı yaptın. Bulgur pilavı yapsan daha iyi değil miydi? Onu da yaparız. Sıkıntı yok. Diyet yapıyor musun? Nerede yapabilirim? Ayağı ağrıyor kadının. Yani. Ayağı ağrısı geçsin. Önümüzdeki pazartesi diyete başlayacak öyle mi? Yok canım. Ne diyeti ya? Diyete yapık da başımıza iş mi açalım? Başımıza iş mi açalım değil mi? Yani. Hayat güzel. Yemek içmek güzel değil mi? Tabii canım. Kilolar da yakışıyor. Hı-hı. Bana da yakışıyor. Öyle zayıf adam neye yarar canım? Hiçbir şey yaramaz. Köyde zayıf adamı sevmiyorlar mı? Yok. Seven de olur da bana göre zayıf adam neye yarar? Ben kendime göre geçerli diyorum. Aynen öyle. Kayınvalide nerede? Kayınvalide çağla toplar böyle. Ana kız sen gelin burada oturuyorsun o kadın çalışıyor mu? Ben ayağım ağrı ben kendime de toplayacağım. Toplayabilsem ama toplayamam ki. Kayınvalide yanında mı senin? Benim kayınvalide yanımda değil ayrıyız. Allah'tan yanında değil ayağım ağrıyor bir çay getir diyeceksin kadına neredeyse. Getir derin de zaten öyle olsa. Öyle olsa getir dersin. Yani tabii. Normalde getirmez ama değil mi? Getirir. Getirir mi? Hı-hı. Sen başka var mı senden başka gelin? Var var. Kaç tane? 2 tane daha var. Onlar nerede? Alanya'da duruyor onlar. Onlar orada da sen burada keyfini sürüyorsun öyle mi? Çok akıllısın ha valla. Sen nereden kaçtıydın? Buradan. Süleymanlar'dan gene buraya kaçtın değil mi? Ben valla unutmuşum ya bir hatırlatsan olur aslında. Ben zaten üst tarafına çıkıverdim aşağı taraftan yukarı tarafa çıkıverdim. Gece mi çıkıverdin gündüz mü? Gece çıktım canım gündüz sen de çıkılır mı? Konaklı'ya gitmişsin bak. O da benim eşim. Hı. Ama götürdüm diyor Konaklı'ya götürdüm diyor. Gel abi gel gel. Tek başına yapamadı gel. Gel gel. Yalan söylüyor ki neye kadar yalan mı söylüyor? Gel. Şimdi Konaklı'ya iniyor üst sana çıktım diyor bak.
üst kata çıktım diyor. Sen bir anlat gerçeğini. Önce bir seni tanıyalım. Hayri Zeybek, Süleyman'ın. Sen Zeybek oynamasını biliyor musun? Bilmiyorum. İnsan soy ismine uygun bir oynamaz mı ya? Hayır, ben oyun bilmiyorum. Hiç oyun oynamadın. Ya oynarım da. Düğünlerden oynarsam oynarım yani. Tamam, dayıma düğün yapacağız. Tamam, dayıma düğünü yaptım da dayıma oynarım ben. Dayım için oynarım. Söz, vallahi ben de oynayacağım. Kına gecesi bile yapacağız ona. Tamam. Evet. Bir anlat bakalım. Ya işte buradan çıktık, konaklıya indik. Sen nerede gördün? Abi benim ev burada zaten. Komşu kızı ya. Onun için buradan kandırdık, işte konaklıya gittik. Nasıl kandırdın? Ne dedin bu kızcağıza? Ha? Ne dedin? Ya ben al dedim, aldı ne bileyim işte o zaman. Beni al deyince bitti mi olay? Ne vaat ettin? Teyze nereye gidiyorsun? Bir şey vaat etmedim ki. Hiçbir şey vaat. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım demedi mi? Yok. Öyle bir şey. Ne dedi? Seracılık yapıyordum o zaman ben kendim. Konaklıda. Bir kızı aldın, seracılık da bitti. Hayır, bitmedi. Seracılık yaptık bayağı bir. Ondan sonra işte çıktık köye, bir minibüs aldık, dolmuşçuluğa başladık. Şu anda servis yapıyoruz işte, idare ediyoruz. Sen servis yapıyorsun, o ne yapıyor? O evin yanlarında işte pirinç pilavı yapıyor, bulgur pilavı yapar. Evet, kaçtıktan sonra düğün yaptın mı? Hayır, yapmadık. Niye, içinde ukde kalmışsa? Garibanlıktan. Garibanlık. Bir gelinlik giydiremedin mi? Ya garibanlık nasıl giydireceksin ki? Askerden geldik zaten, evlendik. Kaç yaşta? 22-23 yaşında evlendim. 22-23 yaşında evlendin. Gel bakalım, bir de seni tanıyalım. Ya oradan seyretmeye benzer mi? Gel bakayım. Ben böyle kırsal yerlere gittim mi, gençleri gördüm mü dayanamıyorum. Pek genç yok da. Adın ne? Halime. Halime, kaça gidiyorsun? 6. sınıf. 6. sınıfa gidiyorsun. Saçlarını kim ördü? Ben. Sen ördün? Evet. Peki sen kuaför mü olmak istiyorsun? Hayır. Ne olacaksın? Düşünmedim. Daha düşünmedin ama bir hayalinde bir meslek vardır. Var. Neyi mesela? Burada söylenmez mi yoksa? Kız dansöz mü olacaksın yoksa sen? Hayır. Ne olacaksın? Düşünmedim. Düşünmedin, hayalinde bir meslek var, nasıl oluyor? Hayallerin de gerçek değil senin o zaman. Hayır. Kitap okuyor musun? Okuyorum. Bilgisayar oynuyor musun? Oynuyorum. Aferin sana. En çok kitap mı okuyorsun, bilgisayar mı oynuyorsun? Kitap okuyorum. Kitap okuyorsun. En son okuduğun kitabın adı ne? Gemi. Gemi. Yazarı kim? Bilmiyorum. Bilmediği yerden geldi soru, gördün mü? Annene yardım ediyor musun? Ediyorum. Sen burada oturuyorsunuz. Evet. Peki burada yaşam zor mu senin için? Hayır. Sosyal aktivite yok burada. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Anneme yardım ediyorum. Televizyon seyrediyorsun. Evet. Annene yardım ediyorsun. El işi yapmasını biliyor musun? Annen nerede annen? Annen nerede? Burada oturuyor. Annen nerede? Şu anda burada mı? Hayır. Kızacaktım annene de o yüzden. Niye bu kıza el işi öğretmedin diye. Teyze, nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Oradan seyretmesi güzel mi? Güzel mi seyretmesi oradan? Ne yapın? Oradan beni seyretmesi güzel mi? Ben anlamam. Kulağı duymaz yani. Benim kulağım duymaz, kulağım. Anlamam ben. Anlamam mı? Anlamam. Kulağı duymaz. Tamam. Adın ne? Fatma. Fatma teyze. Şuraya yanıma gelsene. Hı. Oradan daha mı iyi sohbet? Oradan iyi. Oradan iyi. Senin kız mı bu? Hı. Sen kızı nasıl kaçırttın? Hı. Nasıl kaçırttın? Hadi boş ver kaçanı. Küs müsün hala annenle? Hayır küsleyelim. Ne kadar oldu senin kaçmalı? Hı? Kaçalı ne kadar oldu? 20 sene oldu. Bak ne dedi, duydun mu? O da kaçtı ya, ondan der. Kendim de kaçtım diyorum. Gel teyze, senin kaçış hikayen daha güzeldir. Kendim de kaçtı, zannım boş ver. Sen biliyor musun onun kaçış hikayesini? Gel. Ben 72 yaşında mıyım? Gel bakalım. Şimdi kaçan annesinin hikayesini bir anlat bize. Canım o kadar ileriki mahalledeydi. Bilmiyorum ya, yalnız kaçtı da bu. Sen beyini tanıyor musun onun? Onu mu? Onu tanımam ya. Tanırım da yalnız ki kaçtığı zamanı bilmiyorum. Yani kaçtı da... Nasıl kaçtığını bilmiyorsun? Nasıl kaçtığını bilmiyorum yani. Evet, Süleymanlar Mahallesi'ndeyiz. Bugün hava gerçekten çok güzel. Herkes işinde gücünde. Güzel havalarda ben çat kapı yapmıyorum. Sizler bana çat kapı yapıyorsunuz. Programıma hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi iş başında yakaladık. Hanıma yardım mı? Evet. Süleymanlar Mahallesi'nde mi doğdun? Evet. Buralısın. Evet. Gençliğinde gitmeyi düşünmedin. Düşünmedik. Beni buraya bağlayan neydi? Beni buraya bağlayan, köyümüzde araba yoktu. Bu yollar yapıldığında küçük bir ciplerle çalışıyorduk. Bir cip aldık. Köyde araba olmadığı için bize köylü yardımcı oldu. Herkes elinden gelen araba alıverdi. Bir köye bağlandık. Dolmuş yapmaya başladık. Kaldık burada.
Evet. Şimdi de burada devam ediyorsun hayatına. Zorluklar var mı hala? Yok. Yol zorluğundan başka. Köyde hiçbir zorluk yok. Elektrikte, suda? Hiçbir şey yok. Sadece yolumuz yok sayılır. Gezmiş olduğumuz yerlerde. Yol zor. Hanım da zor mu? Hanım zor olmaz. Hanım zor olur mu hiç ya? Hanımın değeri ayrı olur. Hep sözünü dinler mi? Dinler. Sen ona arada sırada ödüllendirir misin? Tabii ihtiyacın karşılamak gerekmez mi hanımın? Senin aklına estiği zaman bir şey alıp gelmez misin? Benim aklıma estiği zaman aldığım da olmuştu. Hayır, çiçek almadım. Neden? Yalan mı söylerim, aldım diye. Yok, yalan söyleme. Neden almadın? Ya, köyde çiçek gerek mi yok? Evin önünde çiçek zaten var. Kendisi bir çiçek mi diyorsun? Kendisi de çiçek, evin önünde çiçek de var. Sen zaten bu hatunu kaçırdın mı? Kaçırdım. İşte şimdi ben o gözlerden anlıyorum kaçanları. Uzman oldum artık. Tabii. Nereden kaçırdın? Siz ruh uzmanı olmuşsunuz Ece. Aynen öyle. Tabii. Nereden kaçırdın? Aynen bu mahalleden. Bu mahalleden kaçırdın. Çok zor oldu mu abi aynı mahalleden? Yok, işte zor olmadı. Daha mı kolay? Çok kolay oldu. Ama sizi hemen bulmaları daha kolay. Bizi bulmaları kolay da hanımı kaçırdığımız zaman hiçbir zorluk da olmadı yani. Zaten gönüllüler miymiş? Olmadı tabii. Gönüllüler miymiş yoksa vermeye? Tabii. Demek tabii. Demek isteseymişim bir kere vereceklermiş. Tabii. Biz evin olarak biz ayrı bir mahalledeniz. Masraftan mı kaçtınız? Biz ayrı bir mahalledeniz. Yol ona göre burada cibin içinde yatıyoruz. Bunun da annesi babası aynı bizim mahalleden gelmiş zamanıyla. Bize burada işte bizim evde yat dediler. Biz de onların evinde yatıp kalkıyorduk. Ha, sonra gönül bağladınız. Sonra, evet. Ha. Kaçırdık. Aferin size. Ha. Evet şimdi bir... Bizden önceki muhtar da aynı benim gibi yaptı zaten. O da aynı evinde yattı. Bu muhtar kaçırmadı değil mi? O da aynı kaçırdı. Benim gibi evinde yattı adamın kızını. Ha. Burada adet öyle mi diyorsun? Eskiden öyleymiş. Şimdi değişti ama. Şimdi adam da kalmadı zaten, değişti de. Evet. Şimdi Fatma teyze. Seni kaçırmadan bir yakalayayım. Ya, Fatma teyze. Benim bir oğlum var. Verelim, boş ver sen ötesini. Ya tamam, şöyle in aşağıya. Ya sen yukarıdan konuşuyorsun, gel. Tamam, sen kaçarak evlenmişsin. Kızın da oğlana kız kaçıralım dersek şimdi bize kız vermezler. Hacı? Verirler mi? Davulla verelim. Davulla düğün yapayım. Davulla düğün yapacağız. Hı. Tamam. Gel bakalım. Sen şimdi dedin ki ben kaçtım. Hı. Elektrik direğinden indim de kaçtım dedin. Hı. Senin elektrik direğinde ne işin vardı? İşte yalan ya. Çardak direğinden kaçtı diyorlar. Halamın torunu. Ama doğru söylüyor adam. Hı. Aynı mahallede büyümüşsünüz. Aynı mahallede büyümüşsünüz. Çardağın direğinde ne işin vardı senin? Ne bileyim işte, şeytan sözünü uydun mu öyle olur. Kaç yaşındaydın? Sen yoksa direğe çıktın da kaçacağın dayıyı mı bekliyordun? Ne bileyim canım işte, bildiğim. Kaç yaşındaydın sen? Ne bileyim 15 mi 16 mı, bireyi de bilmem. Nerede gördün dayıyı? Ooo tifomuzla, hadi babam. Ne dedi, nerede gördün dayıyı dedi, nerede gördün? Keklik avlardı, sen onu bilin mi? Keklik avlardı. Şimdi bir dakika, adam keklik avlıyordu da sen de mi gidiyordun ava? Canım bilsin diye mi? Dağa gideriz, püre öderiz, oto öderiz. Dağda görülür. Dağda gördün, aşık mı oldun? Eve de gelirdi. Aşık oldun. Eve de geliyordu. Eve ne amaçlı geliyordu eve? Ya şimdi dayım vardı benim de. Kardeşi da dayımın karısıydı. Anladın indi. Ne anladın sen diye, gerisini karıştırma diyorsun. Sağ ol Fatma teyze, gel bakalım. Sen de yapıyor musun böyle pekmez? Pekmedi, ben koyu yaparım. Böyle soğut olmaz. Yapamamış mı? Yapamayık. Ben şişeden o bir bardağı pekmez katık kaleciyem, bal gibi olur. Şimdi bunlar beceremedi mi diyorsun? Ya bunlar kendiler yapmaz bunu. Oradan buradan toplar. Birinden almışlar, su cıvıymış. Kaynatıyor desene. Birinden. Öyle desene. Ablacığım gel bir de seni tanıyalım. Ya ben... Adın ne? Safiye. Safiye teyze. Arkadaki teyze akrabanız oluyor. Akraba teyze kızı. Teyze kızı oluyor. Dedi ki pekmez yapmasını becerememiş dedi. Hayır, biz para aldık. Ama becerememiş dedi. Hayır, biz de ayrı mahalleden aldık. Cıvıymış, şimdi kaynatıyoruz. Ya gördün mü? Bak kadını suçladın. Suçlama kendinden geldi. Kendinden değil diyormuş. Abla bunu nasıl yapıyorsun? Bir anlat bakayım bana. Ya işte kaynatıyoruz bunu. Ya normalde nasıl yapılıyor bu? Normalde bu üzüm olur. Çiğnallar, şırakmına da. Kazana katarlar.
patladılar. Tekrar süzerler, kaynadırlar, pekmez olur. Kaynadırlar, pekmez olur. Afiyetle de içersin, bal şeker olsun diye. Efendim, dedi ki dayım biraz önce sizin kaçış hikayenizi anlattı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı ona? Yok. Hiçbir şey yok. Gelmiş geçti artık diyorsun. Fark etmez. Sen gezmeyi seviyorsun. Of, gezme dedin mi ben bitiririm yani. Ah bir de bana tek çocukla kalma diyorlar. Kız 11 tane de doğursan tek kalıyorum, bir tane de. Tabii canım. Peki bilgisayar oynuyor musun? Bilgisayar yok, okulda bazen oynuyorum. Peki sen burada ne oynuyorsun? Çocuk yok, hiçbir şey oynamıyorum, evde oturuyorum. Çocuk anne, yok değil mi? Anneme yardım ediyorum. İndik bizim buralarda eskiden kızlar okulu çıktı mı çeşme başına koşardık bir bidon alır. Bulaşıkları ben yıkayacağım tabii, yemeği hazırlıyor. Öyle mi? Tabii. Mi anlaştınız? Hayat müşterek. Evet efendim, mahallemizin en kıdemli hanımını bulduk. Geldik ki baktık çalışıyor. Bunlar böyle karı koca. Muhtarın hanımı karı koca mahalleleri için çalışıyor. Evet. Bana göre de muhtar demek bu demek. Köye gittiğim zaman ben karşımda kimi görmek isterim? Muhtarın hanımı. Muhtarın hanımını görmek isterim, muhtarı görmek evet. isterim. Değil mi? Muhtarla 2-3 gün önceden anlaşıp da gidersem, muhtarı görmezsem ne olurum? Bir şey olmaz. Sinir küpü olurum. Değil mi? Evet. Ben olmam. Evet, şimdi yengecim seni bir tanıyalım mı? Buyur. Süleymanlar Köyü Muhtarı Hanımı'yın Zeynep Uysal. İşte. Şimdi Zeynep abla, şöyle gözüne bakıverdiğimde senin kaçtığını ben hissediyorum. Kaçtım canım, kaçmasına. Kaçtı canım kaçmasına, öylesine kaçtı gitti kadın. Abla şimdi bulunduğumuz mekan ne burası, ne olarak kullanılıyor? Yani Ramazan'da yemek verirler. Düğünlerde masalar, sandalyeler gider. Hani yemek yemeye götürürler. Yemek malzemeleri de buradan mı gidiyor? Malzemeleri buradan gider. Masa, sandalye, tabak, kaşık, kazan, tava hepsi de buradan gider. Peki yemekçisi var mı bu mahallenin? Yemekçisi ben pişiririm. Bizim kız pişirir işte, kardeşim pişiriyor. Yani eski muhtarın hanımı pişirir. Öyle hani idare edip gidiyoruz. Öyle yani. Evet. Şimdi sen kaçtın. Bacı kaçtı. Anne kaçtı. Kaçtık da kaçtık yani. Bizim kaçmamızın sayısı belirsiz. Sayısı belirsiz. Evet. Ve hala anne ne diyor bana biliyor musun? Benim oğlan var, ona bir kız kaçıralım diyor. Ben diyorum da ona gitmiyor zaten. Ben buldum iki tane kızı. Bizim birader kendi almıyor. Onu hanım boşver dediğini, hanım dediğini. Kaçmasın da evlensinler, daha huzurlu düğün yapalım. Yani, düğün yapacağız da. Zaten o bizim oğlan da gitmiyor. Hani ben evlenmeyeceğim daha dursun diyor. Kaç yaşında? 30 yaşında dekli bekleyeceğim diyor. Ha daha var 30 var, yaşına. Var. Evet. Evet ablacığım. Eşin bir dönem muhtarlık yaptı, muhtarlığı bıraktı, tekrar muhtarlık yapmaya devam ediyor. Keşke yapmasaydı dediğin oluyor mu? Olmaz ya, ne diyeceğim? Hani bize göre evvel biz gezmesin de tozmasın da severiz. Nereden? Arabadan indi, arabaya bindik, buraya geldik. Ama buradan bir Alanya'ya gidelim dese Alanya'da kapanır gideriz. Fark etmez. Sen gezmeyi seviyorsun. Of, gezme dedin mi ben bitiririm yani. Peki Süleymanlar Mahallesi'nden çıktın, Alanya'nın dışına çıkmak istiyorsun. Nereye gittin, nereyi gördün? Ya Antalya'ya gittim. Hastaydı galiba Mehmet yolumdan. Antalya'ya gidiyorum. Geçen hafta gittim. İşte hayır, böyle tatile gezmeyin. Tatile gitmeyiz ya. Tatilimiz Alanya. Köy işte, tatil işi yok. Burası tatil merkezi de zaten değil mi? Evet öyle. Peki başka gördüğün bir şehir var mı? Başka gördüğüm şehir yok. Antalya'dan öte gitmedim. Peki İstanbul, Ankara, İzmir hiç görmedin mi? Görmedim. Merak ettin mi? Merak etmedim. Neyine merak ediyorsun ya? Çocuk kötü çocuk gidip geliyorlar işte, anlatıyorlar bize. Televizyonda da izliyor zaten, gittiğin yerler bomba. Onun için gerek yok. Zaten kendimiz tam memleketin en iyi yerindeyiz. Bombası yok, bir şey yok. Televizyonu doldurdum. Neyi doldurdun? Neyi doldurmuşum? Televizyonu doldurdum diye. Ha televizyon. Ama Fatma teyze benim işim bu. Evet. Ben yani benim işim bu. Televizyonu doldurmam lazım. Gel bakalım siz birbirinize. Gel gel bacım, gel gel. Kardeş bacım gel. Onun fazla o direkten inmiş. Babanızı çardağın direğinde beklemiş kadıncağız. Haberiniz var mı bundan? Biliyoruz. Ha, anlattı mı? Anlatır da biz ondan biliyoruz. Peki sen nerede bekledin? Ben mi? Ben beklemedim ki. Merdivenden indim yürüdüm. Yemek kata gitti diyor, farklı bir şey. Yani, sen kime yemek götürüyordun? Bunlar yemek yiyordu, ben de yemek katmaya gittim. Kattım. Ha gelecek diye bekle. Şimdi. Ha gelecek diye bekle. Teyze ne yemeği yiyordun, hatırladın mı? Ev geldik. Kuru fasulye. Pilav. Sofraya oturdunuz. Oturduk, o da yedi. Kalktı. Ondan sonra bir Şevke hadi yok. Kalktım bir baktım, ayakkabısı yok. Sonra gayri kattık, ekmeği yedik. Bu topadaşta otururdu. Zeynep benim. Baran orayı bir bak. Kangal dedim, akşam oraya çıktım. Şevke'ye geldi mi? Yok.
tamam. Anladın nereye gitti? Kocaya kaçtı. Kaçtı. Sen biliyor muydun, görüşüyorlar mıydı? Canım gelirdi ayrı eve, canım üstlenemez devele. İşte. Komşu oldu. Çok kızdın mı sonra komşunla? Çocuklarına bile canım ne kızar, ne ukalenen hadi. Komşuya kızmadın mı? Allah razı olsun diyesi olmuşsun. Ne canım ne kızar canım eveler gungur. Çeyiz verdin mi? Çeyiz. Kaçana çeyiz olmaz. Öbürü de kaçtı. Sen ne kız? Ona verdim ona. He, o da baca. Gel bakalım sen, o da kaçtı mı? Ona düğün ettim davallı. Gel bakalım gel. Gel. Şimdi. İki tanesine düğün ettim. Bir Bahar'a bir Hülya'ya. Bunlara yok bir şey. Bayağı nere yok. Düğün de yok, çeyiz de yok. Davallı ettim bunlara da. Bunların çeyizinden ona verdin mi? Ve ona ayın aldık hep. Hepsi yeni almış. Bacım bir gel bakayım şöyle. Yeni alınmış senin çeyizlerin. Ya işte böyle kaçarsınız. Ya ay işte çeyiz yok, bir şey yok. Gariban bir şey nasıl düğün edeceğiz? Hangi biri düğün edeceğim? 10 tane çocuğu hangi düğün edecek? Annenin düğünü. Tabii canım, kaçmadık sonra. Ne kime ne vereceğim? O zamanlar zaten bir şey de yok şimdiki gibi. Alışverişe gitmesin bilmezdik. Bir şey etmesin bilmezdik. Ayağımızda bir ayakkabı, önümüzde bir iki davar katarlardı. O dağlarda sürünürdük. Evet. Evet canım benim. Sen düğün ile dernek ile gelin olmuşsun. Evet. Bunlara hava atıyor mu? Yok, atmıyor. Hiç söylemiyor mu? Kaçmasaydınız değil mi? Hayır. Döveriz böyle bir şey yaparsa. Hayır. Evin en küçük çocuğu, döveriz öyle bir şey yaparsa. Kız ben muhtarın hanımı dedim de elini beline koy demedim sana. Evin en küçük kızı döverim. Sen kaç numarasın? Ben üçüncüyüm. Üçüncüsün. Senden büyük var mı? Var, iki tane abam var. İki abla, onlar kaçtı mı? Onlar da kaçtı. İki abla kaçtı, üç numara kaçtı, dört numara kaçtı, beş numara düğünle gitti. Teyze, en azından bir tane banko düğün yapmışsın ya. İki. Ha, iki düğün yaptın, bir tane... Kaç kardeşsiniz bacım siz? Biz 11 tane kardeşiz. Aynen sen, ben yalan mı söyledin? 10 tane düğünle ne hasır edeceğiz diyorum. Ana, ben onu gelişi güzel söylüyorsun zannettim. Yok canım, sen de yalan değil, doğru. Teyze sen ne yaptın 11 çocuk? Hep gider dağıldım etti, kendi başıma oturuyorum evde. Kimse yok yan dayındı ya. 11 çocuk? Herkes dağıldı, herkesin evi var, bağı var. İşte herkes oku çocuk okudur, bilmem ne yapar. Bir de bana tek çocukla kalma diyorlar. Kız 11 tane de doğursan tek kalıyorsun, bir tane de. Tabii canım, benim de 3 tane, benimki nerede gitti? İşte 3 de doğursan teksin, 1 de doğursan teksin. Yeni evlenmiş gibi karı koca, işte yaşayıp gidiyoruz. Belli canım, geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Bak senin kocan bugün damat gibi giyinmiş. Tabii canım, her zaman öyle giyinir benim kocam ya. Çok dikkat eder misin? Ederim tabii, kendi de der, ben de derim yani. Merak eder misin, telefonunu karıştırır mısın? Ya telefonu fazla pek anlamam öyle şeylerden hani. Dedi zaten bir şey olsa da söyler, azar bana gizlemez benden. Mesela neyi söyler? Her şeyini söyler yani. Yalnız bak bu köy biraz tehlikeli. Niye biliyor musun? Yukarıda çardakta ben dayılarla sohbet ettim. Birer tane var. İkincisi de olsa fena olmaz dediler. İki de gelsin, üç de gelsin fark etmez bizim açı ya. Yardımcı mı diyorsun? Yardımcı gelsin. Zaten ben hastayım. Her işi kendi tutar. Bir taa getirirse o da çalış. O iş öyle olmuyor ama gelince. Vallahi ben... Gelmesin. Allah korusun de. Allah ağzımızın tadını bozmasın de. Sen gel. O en akıllımız o kız. Vallahi. Ben istemiyorum. Ne isteyeyim? Söyle. Ne yapman koca benden başkasın? Ne bakarsa ben kocaya bile bakmam. Aynen öyle. Abicim duydun mu? Öyle. 2-3 tane getirsin. 5 tane. Olmaz öyle. Benden başkasını tanımam ben. O kadar. Yani. Ben geçtim. Ya o da şaka yapıyor zaten. Şaka da olsun. Ama her şakanın altında bir gerçek payı vardır. Ben şaka bile etmek istemem aynen o konuda. Şimdi eşine buradan bir mesaj at. Bak tam karşında. Benden başka çiçek koklamak yok de. Koklamaz zaten. Koklarsa bilirim ben. Yapacağını biliyordu. Sana daha önceden söylemiş ne yapılacağını. Biz o zaman hiç o konuya girmeyelim. Helal olsun sana diyelim. Sana da teşekkür ederim. Evet efendim, Süleymanlar Mahallesi'nin en yakışıklı delikanlısı diyeyim mi? De. Senin mizacın hep sert midir böyle? Hep suratın gülmez mi? Güler. Bir gül de bir bakayım yakışıyor muymuş gülmek. Bak gülmek ne güzel yakışıyor sana. Moralini mi bozdular senin? Yok. Niye böyle duruyorsun böyle iki kaşın bir arada? Öyle mi dur dediler? Daha mı ciddi olur dediler? Hayır. Duruşun mu böyle diyorsun? Evet. Peki kaça gidiyorsun? 7. sınıf. 7. sınıfa gidiyorsun. Adın ne? Fahri Kaplan. Fahri Kaplan. Evet. Kaplan gibi misindir? Kavga etmeyi sever misin? Sevmezsin. Peki okul bitince ne olacaksın? Aşçı. Aşçı mı? Nasıl aşçı? Yemek yapacağım bildiğin. Bulgur pilavı yapacağım.
Bulgur pilavı mı yapacaksın? Evet. Aşçı mı olacaksın sen? Evet. Nasıl aşçı olacaksın? Nereden böyle bir heves duydun? Yemek yapmayı seviyor musun? Evet. Yemeği seviyor musun? Evet. En çok hangi yemeği yiyorsun? Ben yemek seçmem, hepsini yerim. Aferin sana. Bamya yiyor musun, bamya? Onu biraz. Onu biraz. Çünkü ben de bamya sevmiyorum. Ama yemek lazımmış değil mi? Sağlık için hepsini yemek lazımmış. Peki dişleri korumak için ne yapmak lazım? Günde 3 defa fırçalamamız gerekiyor. Günde 3 defa fırçalamamız gerekiyor. Peki içeriden korumak için ne yapmak lazım? Ne içmek lazım? Su. Su tabii ki, su yaşam için içmek lazım. Başka? Süt. Süt. Yumurta. Yumurta, yoğurt. Peynir. Bütün beyazları yediğimiz zaman dişlerimiz de sağlıklı oluyormuş. Doğru değil mi? Doğru. Peki bilgisayar oynuyor musun? Bilgisayar yok. Okulda bazen oynuyorum. Aferin sana. Bilgisayarın olmaması çok iyi bir şey. Kitap okuyor musun? Nadir. Nadiren okuyorsun. Çok fazla sevmiyorsun galiba kitap okumayı değil mi? Evet. Yoruluyor musun okurken? Yorulmuyorum da. Hevesin mi yok? Evet. Peki kitap böyle okurken orada yaşıyormuş gibi okusan acaba bir faydası olur mu sana? Olur. Olur. Bir daha kitap okurken öyle yap, tamam mı? Tamam. Evet, peki aşçı olacaksın ya. Şimdiden annen yemek yaparken merak ediyor musun? Yemekleri nasıl yapıyor? Peki müdahale ediyor musun? Yani anne onu öyle yapmasaydın da böyle yapsaydın dediğin oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Annen çok güzel yemek yapıyor. Evet. En güzel hangi yemeği yapıyor? Hepsini de yapıyor. Hepsini yapıyor. Peki sen burada ne oynuyorsun? Çocuk yok, hiçbir şey oynamıyorum. Evde oturuyorum. Çocuk anne, yok değil mi? Anneme yardım ediyorum. Hı hı. Ama çocuk olsa oyun oynarsın dışarıda. Evet. Futbol oynamayı seviyor musun? Biraz. Biraz seviyorsun. Peki hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Gördünüz mü? Kankam bu benim. Hem Fenerbahçeli hem bamya sevmiyor. Değil mi? Evet. En büyük Fener diyoruz. Diğerleri de kardeş takımı. Evet. Evet. Peki evde oturuyorum dedin. Televizyon izliyorsun. Evet. Ödevlerini yapıyorsun. Yapıyorum. Başka ne yapmak isterdin? Köyde ne olmasını isterdin? Köy. Çocuk olsun. Evet. Çocuk olsun. Herkes çocuk yapsın. Değil mi? Evet, evet. Evet. Peki onlar çocuk yapıp da büyütene kadar sen zaten delikanlı bir aşçı olacaksın. Evet. İnşallah biz de gelip senin en güzel yemeklerinden yiyeceğiz. Tamam mı? Amin. Teşekkür ederim tatlım. Evet, yanımıza bir misafirimiz geldi. Hoş geldin. İyi. Hoş geldin. Hoş oldu. Hoş oldu. Muhabbetimiz çok hoş olacak inşallah. Adın ne? Ömer Kaba. Ömer Kaba. Ömer, aslında çok naziksin değil mi? Nazik Ömer de. Nazik Ömer, kibar Ömer. Ömer. Hı? Burada mı doğdun sen? Burada doğdum ben. Burada büyüdün? Burada büyüdüm. Burada evlenmek istiyorsun? Okula giderim ben öyle. İşlere biz bakmıyoruz, biz okula gidiyoruz. Yazı yazar, yazı öyle iş. Evlilik olmaz de. Olmaz. Önce okul. Yazı yazar. He. Ne yazıyorsun yazı? İki yazarım. İki yazarsın. He. Adını yazabiliyor musun? Ömer Kaba yazarım, yazar Ömer adım. Ömer Kaba yazarsın. He. Ama Ömer çok nazik değil mi? He. İyi. İyi. Ömer bunu biliyor musun? Hı? Bunun adını biliyor musun? Bilmem. Daha önce gördün mü hiç? Yüzyonun içinde görüyorum. Yok, bilmez yani. Yüzyonun içinde görüyorsun. Yüzyon. Televizyon. Yüzyon. Televizyonun içinde görüyorsun. Ha. Şimdi herkes seni televizyonun içinde görecek Ömer, tamam mı? Evet. Bu da mikrofon. Mikrofon. Söyle bakayım, bir mikrofon de. Mikrofon. Mikrofon. Bir daha söyle. Hı? Mikrofon de. Rison. Rison, o kadar. Ömer buna Rison dedi. Televizyonun içinde kendini seyredecek, tamam mı? Tamam, teşekkür ettim Ömer'e. Hemen bu tarafa geçelim. Evet dayıcım. Adaya yaramıyoruz değil mi? Neye? Adaya yaramıyoruz değil mi? Adaya yaramıyoruz. Öyle mi? Ya bu tarafın Süleymanlar Mahallesi'nin, Çardağ'ın bu tarafında bir aday merakı var. Yenge yok mu? Var var. Yenge varsa niye arıyoruz be dayı? Ben aramayayım ki. Ha, kimi arıyoruz? Ömer alardı. Ömer istemiyor. Ömer okul bitince alacak. Ömer. Ben Süleymanlar Mahallesi'nin azasıyım. İki dönemdir azalık yapacağız. Bu, bizim İnlice Mahallesi var. Bizim bu yollar kötü.
yapılmasını bir an önce istiyoruz. İnşallah yetkililerimiz buraya da geliyorlar. İnşallah görecekler. Evet, başkanımız, belediye başkanımız inşallah derede çalışırmış bir eveli yapılmasını istiyoruz. İnşallah, zaten biliyorsunuz başkanımız kırsal kesime çok önem veriyor. Evet. İnşallah sıra buraya da gelecek. İnşallah buraları da el atacak. Evet, evet. Evet, bir sizi tanıyalım. Ben Nazım Erdoğan. Süleymanlar İnce Mahallesi'nin azasıyım. Süleymanlı, oranın azasısın. Burası beni ilgilendirmez mi? Hayır, her yer, her yer. Muhtarım, bu iş ne oldu böyle? Ben oranın azasıyım. Burası beni ilgilendirmez. İlgilendirmez öyle. Öde ben koşuyorum her yere. Önce o koşuyor her yere. Tabii tabii. Bizde evet, ayrımcılık yok. Şimdi adamımızın birinin işi olsa, birimiz işi olmasa hepimiz bir koşar. Evet. Bu şeye gelmişiz ek. Hepimiz bir. Evet. Benim de zaten en çok hoşuma giden olay olabilir. Hep. Bir mahallede, bir köyde muhtarın işi olur, bir yere gider. Evet. Ama mutlaka köyde bir aza beni karşılamalı. Doğru değil mi? Evet, evet. Ben nasıl anlayayım ki o muhtar köyde faydalı mı değil mi, değil mi? Canım, muhtarımız faydalı da işte. Ben her zaman söylüyorum zaten. Süleymanlar köyü muhtarı bir tane. Evet. Bir tane. Eğer bir tane olmasa ardında koşmaz iki dönemde. Evet. Hemfikiriz efendim. Aynen. Ne zaman istesem, gece olsun, gündüz olsun, ne zaman ararsam çat kapı gelebileceğim bir mahalleden bir tanesi. Evet, evet. Ama her mahalle böyle olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Evet. Şimdi biz burada bir ekip seçilmişiz. Birimizin iş oldu mu, bir boşluğu olan aklımız olsa koşar. Evet. Sen bu arada hatunu kaçırdın mı? Kaçırdım. Vallahi de billahi de uzman oldum ya. Vallahi muhtarım, bu programda bana ne öğrendin diye sorarlarsa yemin ediyorum bu programda kaçanları öğrendim. Böyle gözlerinden artık belli. Eskiden var ha, bu düğün müğün iş aklımıza gelmezdi. Ben muayene olmadan evlendim, kaçırdım. İstettik, indik bizim bunlarda eskiden kızlar okulu çıktı mı çeşme başına koşardık bir bidon alır. Tabii şey ondan... O çeşme başı duruyor mu daha? Hayır, ben ta işte Dereköy'ün Çukuryurt Mahallesi'nden kaçırdım. O zaman çeşme, oradaki çeşmeye mi gidiyordun? Tabii. Sen bir fark yaratayım istedin. Süleymanlar Mahallesi'ndeki kızları bıraktın, Çukuryurt'a gittin. Evet, evet. Ve Süleymanlar Mahallesi'nden bulamadı o akıtlar. O zaman kızlar küçüktü, suya gelmiyordu. Evet, evet. Sen bir dedin ki çevre civara bir çıkayım. Orada da gördün yengeyi. Yanlışlıkla o da su doldurmaya gelmiş. Kandırdık, kaçırdık. Peki ne dedin kadıncağıza, nasıl kaçırdın? Canım... Peki çeşmenin başında beklerken şarkı türkü söyler miydin? Ben mi? Ben şimdi bile söyleyemem türküyü ya. Peki o zaman hadi oldu. Bir gün buradan kalktın ta Çukuryurt'a gittin. Orada su bekliyorsun. Kızların hep babası geliyor, abisi geliyor. Kızlar gelmiyor. Gelmezse evine bana çay içerdik ya. Aha, eskiden çat kapı gidip çay içebiliyorsun. Evet, evet. Evet. Gittin çayını, yani sen çeşmenin başında gördün. Gördüm. Ben bu asla... Aslında pamukla tanıştık. Pamuğa giderdi eski. Pamuğa nereye gidiyordunuz? Yiğit diye bir Siseyli'nin bir köyü, deniz yakadırlar. Orada şey ettik. Tanıştınız. Tanıştık işte buraya. Yaş kaçtı? Benim mi? Ta askere muayene olmayaydım ben ya. Muayene olmamıştım. Kızı kaçırdın annenin yanına. Annemin yanına. Sen burada otur, ben bir asker olayım, geleyim. Evet, evet. 19 ay askerlik yaptık. Biter mi bu askerlik? Bitti. Sayılı gün tabii, ne olacak? Tabii. Kızı da kaçırdı, eve attı ya, artık önemli değil. Tabii canım. Kızın birisini isteyip kaçırma şansı da yok. Yok, yok. Ya, işte. Şimdi yenge nerede? Evde. Geçim güzel. Güzel güzel. Hayat güzel. Hayat da güzel, geçim de güzel. Bir yolumuz işte yol. Başka bak, başka illerin, yaylaların yolları asfalt olmuş. Ta bizim kendi köyümüzün şeyleri asfalt olmamış. Bizim evet. Ora mesela şimdi araba zor çıkar. Doğru. Biz de biraz gelirken zorlandık ama dediğim gibi inşallah. Bu İnlice Mahallesi'nin yolu ta bozuk. Biz oranın bir an önce yapılmasını istiyoruz etkilerimizden. İnşallah bizi duyarlar. Onlar da bize bir yardımda bulunurlar diyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim, biz bu hafta nerede konuktuk? Biz bu hafta Süleymanlar Mahallesi'nde konuktuk. Gerçekten Alanya'ya biraz uzak bir mahalle burası. Su problemimiz yok. Havası çok güzel. Aynı bir yayla gibi, değil mi muhtarım?
Evet, su problemi şu anda yani bir arkamızda gördüğünüz yerli belen mevkii var. Orasında su yok ama başka yerde su problemimiz yok. Ama zaten ortadan Gargıçay'ı böldüğü için biz iki mahalleye bakıyoruz. İki tane mahallenin muhtarıyız şu anda. Ambarlar yerli belen Gargıçay'ın kuzeyinde kalan merkez mahallesiyle Engin İnce mevkileri Kargıçay'ın kuzeyinde kalan yerler. Biri güneyinde, biri kuzeyinde kalıyor. Onun için iki tane mahalleye bakıyoruz gibi geliyor sanki. Evet. Ambarlardaki verdiğimiz hizmeti İnce'deki insan bilmiyor falan. İnce'ye verdiğimiz hizmeti de ambarlardaki insan bilmiyor. Yani bayağı bir 8-10 kilometre aralığı var oranın burasının. Ondan dolayı da biraz yani en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Bir toplu bir yerde olsak biz bu sıkıntıları çekmeyiz. Vatandaş da yani yapılan işi görür ama şu anda en büyük sıkıntımız mahallelerimizin çok dağınık olmasından dolayı mahallemizin sıkıntımız bundan dolayı. Mesela dün mezarlık temizlettik. İnce'deki insana desen ki dün gelen oldu mu diye sorsan hiçbirisi bilmez. Çünkü görmedi adam, daha uzakta zaten orası da. Adam onun için büyük sıkıntımız oradan ama çok önemli işte gördüğünüz gibi yolumuz biraz sıkıntılı. Büyükşehir Belediye'mizin burada etüdünü yaptı. Eğer ki bu yolu biz merkezin yolu, burası çok önemli bir yer. Geldiğiniz yerde asfalt sanırsam sizin gittiğiniz yerde mahallelerde hiçbir mahalle girişine kadar mahalleye kadar asfalt olmayan yer yoktur. Ama işte Süleymanlara gördünüz daha asfalt içine girmemiş. Yani buradan biraz sıkıntılıyız. Vatandaş tepkili, biz de tepkiliyiz ama vatandaş daha çok haklı. Çünkü burada bu mahallenin asfaltsız olması hakikaten bizi de üzüyor. Yetkililer de üzülüyordur muhakkak. Çünkü burayı böyle görmek istemezler. Evet. Ondan dolayı biraz sıkıntımız var. Muhtarım, Alanya'dan çıktım. Süleymanlar Mahallesi'ne geliyorum. Ne kadar sürede gelirim ben buraya ve hangi mahalleleri geçiyorum? Siz buraya gelirken ambarlar, yerli bilen mevkilerinin mahalle olarak mı söylüyorsunuz? Yani mesela Alanya'dan çıktım. Hangi köylerin içinden geçiyorum? Batı taraftan gelirseniz Konaklı, Yemişbeleni, Tostak, Kayabaşı, Türktaşma mahallelerinden geçerekten gelirsiniz. Ama bir de Bektaş'tan çıkarsınız. Bektaş, Mahmut Seydi, Türktaş, Süleymanlar olarak gelirsiniz. İki yerden yolumuz gelmektedir. Ve batıya doğru da Gümüşgöz'e, Güney'in mahalleleri var. Oradan da Konaklı'ya, Alanya'ya iner. Yani doğudan da batıdan da her yerden yolumuz mevcut, çalışmakta faul vaziyette ama işte bir merkezimizin yolunda biraz sıkıntımız var. Başka bir çok bir de karşı tarafımızdaki, arkamızdaki gördüğümüz mevkilerde yerli veren ambarların suyu yapılsa çok bir sıkıntımız kalmayacak. Köyümüz cennet olacak diyorsun. Evet, inşallah olur da yani. Köyümün taşı toprağı bereket, evet, diyorsun. Evet. Hani derler ya, İstanbul'un taşı toprağı altın. Evet. Benim de yaşadığım yerin taşı toprağı bereket, evet, değil mi? Evet. Şu gördüğümüz bayrağın altında Allah'ın izin verirse yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz. Bu bayrağın altında duruyoruz yani. Bu bayrağı gördüğüm zaman Süleymanlar'a girdiğimi hissedeyim mi? Edin. Evet. Çünkü bu bayrak 24 saat 12 ay böyle dalgalanmaktadır yani. Sabahleyin batıya doğru bayrak dalgalanır. Öğleden sonra doğuya doğru bayrak dalgalanır. Bunu bazı zaman geldiğin zaman kameraya alır da gösterirseniz görürsünüz zaten. Akşam üzeri gelirseniz doğuya doğru, sabah gelirseniz batıya doğru dalgalanır. Sürekli dalgalanır bu bayrak. Durmaz. Yağmur yağmadıkça durmaz bayrak. Evet. Evet muhtarım. Biz bu hafta buraya geldik. Süleymanlar Mahallesi'ne biz daha önce de gelmiştik. Evet. Daha önce de geldiğimde çok memnun kalmıştım. Bu sefer geldiğimde de çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum size. Biz size teşekkür ediyoruz. Aslında bugün biraz yoğunluğumuz vardı. Kaymakam Bey'imiz de geldiği için size çok fazla ilgilenemedik. Ondan dolayı sizden özür dileriz. Ama geldiğiniz için size de çok çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Da Alanya'nın en hücra köşesine kadar. Bir de başka bir programdan gelmişsiniz. Onu söylediniz. Oradan buraya kadar yoruldunuz. Yayan değil ama yol yorgunluğu. Yorgunluk, evet. Onun için çok çok size de ekibine de teşekkür eder.
sizin başarılarınızın devamını dileriz. Yine de bekleriz. Yani her zaman size kapımız açık. Evet muhtarım, ben her zaman her yerde söylüyorum. Ben Süleymanlar Mahallesi'ne her zaman her istediğim vakitte muhtarıma ulaşabiliyorum. Telefon açtığımda mutlaka cevap alıyorum. Aradığımda eğer müsait değilse mutlaka bana bir dönüş yapıyor. Böyle muhtarları gördükçe ben de diyorum ki bu köyün sırtı yere gelmez. Böyle bir muhtar isterseniz mahallenizde ne yapacaksınız? Abim gibi bir muhtar seçeceksiniz, öyle mi? Vatandaşın artık bileceği bir şey. Yok, çünkü ben takdir ediyorsam vatandaş kesinlikle takdir ediyordur. Olabilir de yani illaki de bazı şeyleri de vatandaş kendi karar versin. Biz onlara bırakalım. Etki etmeyelim. Evet, 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 evet. Evet, hizmetlerimiz görünsün. Biraz şeye döndü. Benim programım kayıyor artık. Biraz evlendirme programı oldu. Birazcık böyle seçmene doğru bir program oldu. Fark ettiniz mi? Doğru, doğru. Çünkü vatandaş işte ne bileyim bir tanesi varsa bir tane daha alayım gibi düşünüyor. Olmayan Fehmi amca mesela 70-80 yaşındaki insan sanki bir daha evlensem der gibi geliyor. Evlendiği zaman sanki bilmiyorum yani bu... Olur mu? Sen ona mı takıldın muhtarım? Takıldım çünkü şöyle bu 80 yaşından sonra mutluluğu aramaya da çok gerek yok diye düşünüyorum ama tabii o onun görüşü, bizim görüşümüz ayrıdır. Onun herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Ondan dolayı herkes tek eşli olsun. Biz tek eşlilikten yanayız. Evet, evet, tek eşli olsun da şimdi bizi de görenler, bilenler der ki ya kendinden bir pay biçti de bizim konumuz daha ayrı. Yani şimdi onlara girmek istemiyoruz. Evet, bizim programımız, rotamız, yöremiz efendim. Biz ne yaparız? Biz geliriz mahallemizde, güzellikleri çekeriz, doğa güzelliğini çekeriz. Muhtarımızla sohbet ederiz, biraz koçuş hikayesi dinleriz, biraz yemekler bahsederiz. Çocuklarımızla sohbet ederiz. Ne deriz? Rotamız, yöremiz der. Hemen ağzımıza döneriz efendim. Evet, muhtarımın dediği bizim en büyük sorunumuz şu anda yol. Bir de karşının suyu. Evet. Yani başka illere gerek, konuşmaya zaten gerek yok. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olun geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Sen geç kalma abi, bizden sonra hemen eve git. Bak biliyorsun yengeyi. Evet. Yani ne dedi sana? Hemen şöyle bir kaş göz işareti yaptı. Evet. Geç kalma anlamında. Evet, evet. Evde işler seni bekler. Tabii. Hemen koşmam lazım. Bulaşıkları ben yıkayacağım. Tabii yemeği o hazırlıyor. Öyle mi? Tabii. Öyle mi anlaştınız? Hayat müşterek. Öyle diyorsun. Evet. Çayı sonra kim yapacak? Çayı o yapar, bulaşığı ben yıkarım. Çünkü yemeği yapan... Daha zor. Evet. Peki abicim, çok teşekkür ediyorum size de. Bir şey değil. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olun. Evet efendim, rotamız, yörümüz bu hafta neredeydi? Süleymanlar Mahallesi'ndeydi. Çok güzel bir gün geçirdik. Hava çok güzel, insanlar çok güzel. Muhtarım çok samimi. Her şeyden önce kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Süleymanlar'dan alasmarladık diyoruz. Bakalım haftaya hangi mahalleden merhaba diyeceğiz. Hoşça kalın, bizimle kalın.